Merhaba arkadaşlar, ben Sparks TV'den Zahit. Bugün sizlerle yine Risk oynayacağız. Bir önceki oyunumuzda yenilmiştik. Kime yenildik? 3 kişiye birden yenildik. Hepsi bir olup üzerime gelmişti. Hepsi bir koldan saldırmıştı. Biz de yenilmiştik. Şimdi bu sefer 4 kişilik bir oyun açtım yine. Ben kurdum. Bakalım bu sefer ne olacak? Artık daha tecrübeliyim. Gördüğünüz gibi acemiyim. Toy değilim. Haritaya manuel olarak askerlerimizi yerleştireceğiz. Oyunu ben kurduğum için mi bilmiyorum. Birinci sıradayım. Şöyle taktiğim şu. Avustralya'yı alacağım. Alabilecek miyim? Bilmiyorum. Avustralya'yı almaya çalışacağım. Daha sonra oradan işte yukarılara doğru gideceğiz. Oo, bırakmadılar ki bana Avustralya'yı. O zaman şöyle kuzey bölgede Kuzey Amerika'yı mı alsam? Ama onun da hem Avrupa'ya hem de Asya'ya kapısı var. O yüzden biraz zorlanabiliriz. Aynı zamanda şu yeşilin Güney Amerika'yı almasını da engellemem lazımdı. Şöyle bu bölgeyi, Grönland bölgesini çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü yani tam bir kilit noktası orası. Şöyle hızlı bir şekilde. Güzel, diğer oyuncular da hızlı oynuyor. Hemen hızlı bir şekilde yerleştirdik. Evet, Kuzey Amerika'nın en güçlü kişisi biziz. Bütün askerlerimiz aşağı yukarı Kuzey Amerika'da. Ama artık oraya koyamayacağız. Şimdi Asya'ya koyacağız. Bakalım. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapacak olursak, mor Avrupa'yı almaya çok yakın. Yeşil Güney Amerika ve Afrika'yı almaya çok yakın. Kırmızı ben zaten. Mavi ne yapıyor hiç bilmiyorum yani. Mavi pek anlamıyor galiba bu işten. Zaten ilk askerini de benim oraya koydu. Fazla yaşamayacağının başka bir göstergesi. Evet, şimdi böyle sınır bölgelerimize askerlerimizi koymamız lazım. Çünkü onlar asker artırdıkça benim de artırmam gerekiyor. Yoksa çat çat oradan vururlar bize. Şimdi Asya kısmına baksak mı? Asya'ya da koymamız gerekiyor tabii ki. Şöyle tüm sınırlarımı ikiledim. Bu şekilde devam edeceğim. Yani Kuzey Amerika'nın benim olduğunu herkese göstereceğim. Yeşil çok ilginç bir şey yaptı. Hindistan'a 4 tane asker koydu. Hatta onu 5 yaptı. Büyük ihtimalle şey yapacak, Avustralya'ya dalacak. Mavi de ona izin vermemek için o kısma 4 tane asker yerleştirdi. Onlar birbirine girerken ben burada gelişeceğim galiba. Şöyle güzel, yeşil benim bölgeme hiç asker yerleştirmedi. Ben şöyle Asya'dan gelecek tehlikelere karşı orayı dörtledim. Avrupa'dan gelecek tehlikelere karşı burayı dörtlüyorum. Şu an sanki en mantıklı oynayan mor gibi geliyor bana. Daha sonra da yeşilin avantajı var. Çünkü dediğim gibi Güney Amerika ve Afrika'ya musallat olmuş. Mavinin tek amacı da terörizm galiba. Sadece yeşile düşmanlık yapmak gibi görünüyor. 8'er tane askerimiz kaldı. Beklediğimden hızlı oynadılar. Sevindirici bir şey açıkçası. Şu an benim için en tehlikeli bölge Avrupa bölgesi. Yeşil Güney Amerika'yı almaya çalışsa bile, alsa bile çok güçlü bir şekilde orada bulunamayacak. Çünkü fazla asker sayısı yok. 7 tane. Benim Kuzey Amerika'da kaç tane askerim var? 9, 13, 14, 15, 22 tane askerim var. Gayet güçlüyüm. Avrupa'da kaç tane morun var? 9, 15, 16. Yok, bir kıtayı en çok hak eden benim. Yani oyunu baştan kazandım. Şöyle burayı da 8'leyelim. Bence iyi gidiyorum. Yani şu an en baştan kazandığım gibi görünüyor. Ama mavi çok tehlikeli. Dediğim gibi terörist gibi. Yani böyle saçma sapan yerlere koyuyor. Her an intihar bombacılığı yapabilir. Evet. İlk sıra gördüğünüz gibi bizde arkadaşlar. Önce konuşlandırma yapacağız. Evet, bu bölümde biraz da oyundan da bahsedeceğim. Bir önceki bölümde galiba çok bahsetmedim. Önce 3 tane hakkımız var. Birincisi konuşlandırma, ikincisi gördüğünüz gibi saldırma. Saldırı yaptıktan hemen sonra birliklerin konumunu değiştirebiliyoruz. Şöyle ben sınırlarımı bir güvence altına alayım. Ondan sonra da takviye aşaması var. Takviyede en son sadece bir bölgeden başka bir bölgeye askerlerimizi gönderebiliyoruz. Kaç tane asker göndereceğimiz tabii ki bize kalmış. Ben şöyle Asya'ya koysam, kendi sınırlarımı aşıp Asya'ya koysam askeri nasıl olur? Güzel olur değil mi? Ama tabii ki öyle yapmadım. Çünkü değişik bir taktik yapacağım. Eğer en uçtaki, Kuzey Amerika'daki, soldaki en uçtaki birliğime saldırı gelirse tekrar orayı ele geçireceğim. Çünkü orası pek güçlü olmadı. Diğer taraflarda 10 asker... Ne yapıyorsun mor?
Mor ne yapıyorsun? Evet, Mor dedik Avrupa'da çok güçlü ama gitti Avustralya'yı aldı ve devam ediyor. Çok fazla saldırmak iyi değil çünkü asker sayısı azalıyor. Gördüğünüz gibi şu anda en fazla asker bende. Bu bir avantaj. Benden sonra da Mor'la Mavi eşit seviyede görünüyor. Ama Mor bilmiyorum yani çok saldırıya yönelik oynamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi Cowboy. Aa, sınır bölgesini bana bıraktı. İlginç. Yoksa şeyden mi korktu? Mavi'den. Bakın Mavi Avrupa'yı ele geçirmeye çalışıyor. Bir de şöyle bir şey var. Oyunun orijinalinde, daha doğrusu oyun açılırken şu solda görmüş olduğunuz kartlar, dünya haritası ve profil menüsü çıkmıyor. Onları ben açık tutuyorum. Eğer kart fırtınaları falan filan var, savaş sisi, onları belki bu oyunda değil de daha sonraki oyunlarda anlatırım. Onlar olmadığı zaman böyle herkesi gördüğü oyunlarda karşıdaki kişilerin kaçar asker olduğunu, yani aynı zamanda kendinizin de kaç askeriniz olduğunu görebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde tahlil yapabiliyorsunuz. O yüzden ben hep onu açık tutuyorum. O yeşili çok demoralize edecek bir sonuç geldi Afrika'da. Ama şimdi Güney Amerika'yı alacak galiba. Niyeyse yavaş davranıyor. Şu an 22 askeri var. En az asker mor ve yeşilde. En fazla asker bende. Dediğim gibi çok fazla askerinizin olması önemli. Oyunun başında benim stratejim şu. Oyunun başında çok fazla saldırmıyorum. Böyle birlik kısımlara saldırıyorum. Birer birer götürüyorum. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi çok fazla bölgem olduğu için normalde 3 tane verir. Bana 4 tane verdi asker. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi bir Amerika'yı ele geçirelim. Şuraya 10 yapsak. Şurayı 7 yapsak. Sonra şimdi Amerika'yı ele geçirelim. Ontario'yu aldık. Western United'ı aldık. United States ve Kuzey Amerika şimdilik bizim arkadaşlar. Şimdi tabii ki takviye yapmam gerekiyor. En zayıf bölgeye takviye yapıyorum. Aslında orası hala zayıf. Yani mor, ha güzel. Mor oraya 4 asker koysa bile benim birliğime giremez. Amerika'daki birliğime halel getiremez. O zaten başka şeylerle uğraşıyor. Oo, mor çok yanlış oynadı. Çok yanlış oynadı. Bir sürü asker kaybetti. Aynı zamanda maviye de çok asker kaybettirdi. Zannediyor ki Avrupa'yı aldı ama hiç alakası yok. Yani her koldan saldırı yiyebilir çünkü her yerde bir tane askeri var. Başka saldırabileceği kimse de yok. O askerleri de gitti Avrupa'dan çıkardı. Avrupa'yı kaybedeceğini tahmin ediyor herhalde, yok olmamak için oradan çıkardı. Şimdi mavi de büyük ihtimal Avrupa'ya asker sokacak. Aa, niye böyle yaptı? Mavi biraz evet tırstı. Şimdi yeşil Avustralya'yı ele geçirecek. Hala en iyi konumda benim arkadaşlar. Benden sonra da yeşil geliyor. Haritada bol bol mor gördük ama mor pek bir varlık gösteremedi. Gördüğünüz gibi yeşil Avustralya'yı aldı. Oyunun başında mor almıştı. Halbuki yeşil aslında Afrika ve Güney Amerika'da güçlü idi. Ama gitti sağ gösterip sol vurdu. Güzel taktik yani, benim her zaman yapmak istediğim taktik. Ama bak şu an bu da ayıp etti. Yani bana saldıran ayıp eder. Çünkü dediğim gibi yani çok güçlüyüm ve bu gücüm karşısında görüyorsunuz arkadaşlar 9 asker. Bu gücüm karşısında nasıl böyle kendilerine güvenip bölge alıyorlar bilmiyorum. Avrupa'ya biraz salça olalım mı? Şimdi askerleri de böyle gördüğünüz gibi ben tek tek koyuyorum. Bütün askerlerimi tek bir bölgeye koymuyorum genellikle. Şöyle Avrupa'ya bir giriş yaptık. Dediğim gibi fazla kasmayacağım. Şurada moru bitirelim. Bana saldıramasın. Yeşili bitirelim mi? Yeşili bitirmeyelim. Yeşil oraya asker koymak zorunda kalsın. Eğer beni almak isterse. Hatta şu Kamçatka bölgesine de asker yerleştirdik. Şimdi benim 3 tane sol alt köşede gördüğünüz gibi kartım oldu arkadaşlar. 3 kartla 3 kartı verip onun yerine belirli sayıda asker elde ediyorsunuz. Bazen 4 oluyor, bazen 6, bazen 8, bazen 10, bazen de 12. Şanslıysak 12. Şu an benim Amerika'da ve Asya'da gördüğünüz gibi artı 2 olan
kartlı bölgelerim var. Bunlar galiba bir tam tur yaptıktan sonra ekstradan onlara adam koyuyor. Benden izinsiz. Yani ben koymuyorum, o ekstradan koyuyor. Şimdi ben zaten 9 tane asker Kuzey Amerika'dan alıyorum. Ayrıyeten şu 3 tane karttan da gelecek. Gelmeyebilir bu arada. Her zaman 3 karttan gelmiyor. 4 kart gerekebiliyor, 5 kart gerekebiliyor. Ama 5 kart maksimum. 5 kart da mutlaka geliyor. Şu an mor yeşili zayıflatmaya çalışıyor ama zannetmiyorum ki orayı ele geçirebilsin. Evet, şu an beraberlik var. Beraberlik bozuldu. Mor lehine. Evet, hala mor önde. Orayı ele geçirse çok güzel. Çok güzel olur. Hadi. Geçirdi. Güzel. Şimdi ben arkadaşlar yeşilin Güney Amerika bölgesine saldırmadım. Henüz ona düşman olduğumu belli etmedim. Yani belli etmemek için. Halbuki yeşil mordan daha güçlü. Ama o da bana saldıramaz. Bunu bildiğim için şu an ona saldırmıyor gibi davranıyor. Mavi zaten cacık oldu oyunun başında. O yüzden mavi hakkında bir yorumum yok. Şu an beni tek zorlayabilecek rakip yeşil. O da tüm bir önceki oyundaki gibi tüm oyuncuların bana saldırması durumunda beni zorlayabilir. Onun haricinde beni zorlayamaz. Evet, konuşlandır bakalım. Çok bekletme bizi. Gerçekten şu sınır bölgelerime bakar mısınız? Avrupa sınırında 11 tane askerim var. Ve rakibimin hep birer askeri var. Güney Amerika sınırında 17 askerim var. Rakibimin 3 askeri var. Yani şu an ben o 17 askerle bütün Güney Amerika'yı ele geçirebilirim aslında. Evet, yeşil bilgisayar başından kalktı galiba. Bu da bizim için avantaj mı? Yani şu an hala konuşlandıramadı. Kapısı mı çaldı? Ne oldu? Aa. Şu ağzımı açtığım için, bayramlık ağzımı açtığım için işlem yapmaya başladı. Tekrar Avustralya'yı ele geçirdi ama fazla da bir varlık gösteremeyecek. Ya yeşil 10 asker mi? Demin 9'du. Arkadaşlar, olabilecek en iyi şey oldu. 12 birlik birden kazandım. Normalde maksimum 12 birlik olur. Ve max minimum 3 kartlı olur. İkisi de oldu. Gerçekten bu el şanslı bir el benim için. Gördüğünüz gibi şurada Kamçatka'nın yanındaki bölgeye de 3 askerimi koydu oyun kendisi. Ben şöyle artık yeşile hükümranlığımı bildireyim. Çünkü çok fazla askerim oldu diğer rakiplerime göre. Bu avantajımı kullanmam lazım. Daha da güçlü görünmem lazım. Gördüğünüz gibi Amerika'nın tamamını en son Brezilya'yı alarak ele geçirdim. Şimdi yeşili bitirebilirim. Şu bölgeden temizleyebilirim. Ama biraz kalsın. Şöyle işte yeni birlik gelen kısımdaki askerleri Kamçatka'ya yerleştirdim. En zayıf bölgem Asya bölgem ama Asya'ya da kimse saldırmıyor. Şu anda herkes kendi derdinde. Mor ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum şu an. Biraz asker biriktirmesi lazım. Aynı şekilde mavinin de yeşilin de, yani ben hariç herkesin asker biriktirmesi lazım. Herkesin birlik bölgelere saldırması lazım. Ben şu an çok rahatım. Üçü birden bana saldırsa bile karşılayabilirim diye düşünüyorum. Evet, fazla asker aldı. He, çünkü şey, Avustralya'nın sahibi olduğu için yeşil fazla asker aldı. Ama neden oraya 6 asker koyuyor bilmiyorum. Ben hacamat ederim onu. Şu an var ya 13 asker, süper. Şu an ben tek bir hamlede Afrika'nın tamamını da ele geçirebilirim. Avrupa'nın tamamını ele geçirebilirim. Ama biraz ağırdan alacağım ama yine de yani çok güçlüyüm. Aşırı güçlüyüm yani. Bu oyun başından beri çok güçlüydüm. Hala da çok güçlüyüm. Evet, şöyle saldırmaya devam edelim mi? Etmeyelim. Şunu şuraya alalım. Sınırımızı iyice genişlettik. Uç bölgelerimize 7-8 asker koydum. Çünkü zaten onlar bana saldıramayacak. En fazla 3 asker alıyorlar. Aslında mor kartlarını bozdursaydı belki beni geçebilirdi Asya bölgesinden ama çok zor bir ihtimal yani. Aşırı şanssız olmam lazım ki bence bugün şansım yaver gidiyor. Güney Amerika'da yine ekstra bir kart alabiliriz arkadaşlar. Evet, mavi biraz gaza geldi galiba.
moru bitirmek gibi kendine bir misyon edindi ama maalesef moru yeşil bitirecek bence. Bana bırakmayacak. Ve kartlarını da alacak. Tüh. 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 Of. Zaten 12 birlik edindi. Yeşil biraz güçlendi. Yani bir anda her şey değişiyor. Yine yani sonuçta benim yarım kadar ama çok güçlü oldu. Yani mavi çok zayıf kaldı. Ben şimdi bu yeşilin gücünü biraz kırmam lazım. Hangi bölgeden kırsam. Gördüğünüz gibi farklı sınırlara farklı sayıda askerler yerleştiriyorum. Bütün sınır bölgelerimi güçlü tutmaya çalışıyorum. Avrupa'dan mı girsek? Ya çok kararsızım. Şöyle yeşili biraz zayıflatalım arkadaşlar. Yeşilin çünkü çok fazla askeri oldu ve bu kadar asker ona çok fazla. Bu da böyle bir açıklama. Tamam yeter. Afrika'ya da girebilirdim ama çok da fazla asker harcamak istemedim açıkçası. Zaten 5-6 tane meftamız oldu. Şu an yine 3 kartımız var. O 3 kartı bozdurabilirsek süper olur. Mavi bozduramadı galiba. Çünkü 3 asker alabildi. Maviyi haritadan silebilirim ama şu yeşil önümde büyük bir engel oluşturmuş orada. Afrika'da. Bak hala benim sınırıma asker yığıyor. Sanki onun tek hamlede alt edemeyecekmişim gibi. Şöyle Afrika'ya bakıyorum. 3 askerle. Şu an yanlış yapıyor yeşil. Çünkü yani benim bir saldırmama bakar ki 15 asker. 15 asker. Nereye koysam bilemedim. Aslında Avrupa daha çok getiriyor ama maviye de çok salça olmak istemiyorum. Bilmiyorum ya ne yapsam. Yine girdim yeşile. Çünkü yeşil çok güçlü. Maviyi her halükarda alırız. Yeşil ters hamleler yapabilir. Evet gördüğünüz gibi Afrika'yı almasını da engelledim. Aa acaba kartlar şey yapıyor muydu? Bana birlik veriyor muydu? Tüh ona bakamadım. Unuttum şu an 4 kartım var sol alt köşede görüyorsunuz. İstatistik işaretinin yanında. Şu an mavi ayıp etti bak. İlk hamlesi tamam. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Yani ne kadar çok bölge elde ederse o kadar iyi bir konumda olduğunu zannediyor herhalde ama. Yeşil de 10 kart birlik edindi. Evet rakiplerim. Harca güçleniyor. İkisinin toplamı hala benim kadar yetmiyor. O yüzden şimdilik sorun yok. Artık yeşil maviye dadandı. Bizi bıraktı herhalde. Ama nedense benim sınırıma asker konuşlandırıyor. Orada 38 tane askerim var ve sen benim 38 askerimin yanına en fazla sayıda askerini koyuyorsun. Mavi kusura bakma. Deminin intikamını almam lazım. Çünkü yaptığın büyük bir terbiyesizlikti gerçekten. Şöyle yapalım. Bakın taktiğimi gördünüz mü? Şimdi sınırımı tekrar genişleteceğim. Şöyle maviyi bitirme operasyonu yapalım. Yeşille yalnız kalalım. Bu arada oyun gerçekten bu sefer çok hızlı bitecek galiba. Çok iyi oynadım. Ha mavi bilgisayar mıymış? Aman Allah'ım daha yeni gördüm ya. Bilgisayar işareti oha 12 kart. Tamam o zaman bir tek yeşil kaldı. O yüzden mi bu kadar kötü oynuyordu ya mavi? Şimdi yeşil de hemen bitirelim ve oyun sona ersin. Belki Avustralya'ya girmem çünkü bakayım orada askerim var mı? Orada askerim yok. Avustralya'ya giremeyeceğim. Bir el daha yeşilin yaşamasına müsaade edeceğim. Maalesef ama tabii ki Avustralya'nın önünü tıkamam lazım. Şöyle en fazla askerim nerede? Tabii ki 22 askerle. Geldim. Gördüğünüz gibi diğer yerlerde 3'er 8-7 askerim kaldı. Onları toparlayamayacağım galiba oyun bitmeden önce.
Bakalım yeşil saldıracak mı yoksa sadece beklemekle mi yetinecek? Yani beklemekle yetindi ki doğru olan bu. 34 asker. İstanbul. 34 askerle toplamda 56 askerim oldu. Böylece oyunun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bu oyunu, daha doğrusu bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Artık şöyle devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok farklı şeyler var. Ne denir? Türler var. İşte zombi kıyameti mi ne, öyle bir şey var. Ondan sonra başkent fethetme var. %70'lik hüküm var. 5 tur zafer var. Bunları tek tek oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah seversiniz. Bir sonraki oyunda görüşürüz.